diyor. Bu ekonomik tablonun düzelmesi hususunda en yetkili şahıs Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon değerlendirmesi yapmış ve maaşlar artmasaydı enflasyonu düşürürdük demiş. Resmi enflasyon 8 ay sonra tırmanışa geçti. Çift haneye dayanarak son 22 yılın en yüksek 3 Temmuz verisi görüldü. Bakan Şimşek de bu artışı dövize ve maaş zamlarına bağlamış. 8 ay sonra yukarı çıktı enflasyon bu kadar ve Mehmet Şimşek Yıllık enflasyonun mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini belirtti. Şimşek 2024 ortasından itibaren enflasyonun düşmeye başlayacağını savundu. Vatandaşın verileri inandırıcı bulmadığını kaydeden ekonomistlerse tırmanışın süreceğini belirtmiş. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek maaşların artması nedeniyle yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığımızı söylemiş. Fiyatlarla bir ilgisi yok yani vergi artışlarıyla, hükümetin kararlarıyla devreye giren o vergi artışlarının fiyatlara etkisiyle ilgisi yok. O asgari ücrete, emeklinin ücretine böyle küçük küçük kaşıklarla yapılan maaş zamlarının etkisiymiş dün gördüğümüz bu rekor enflasyonu öyle diyor bakan. Bir gün gazetesine geçelim. Acaba bahsettiği zamlar bu mu diye merak ediyor insan bu manşeti görünce. Kendileri için yüzde yüzlük zam manşeti görüyoruz şimdi. Kim o kendileri? Gelin bir bakalım. İktidar asgari ücretliye yüzde otuz zam reva görürken AKP'lilerin de yer aldığı kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerinin ücretine tam yüzde yüz zam yapıldı. Kamu bankalarının olağan genel kurulları tamamlandı. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'nın genel kurul toplantılarında aylık ücretler ve yönetici atamaları olmak üzere çok sayıda önemli karara imza atıldı. Kamu bankalarında yönetim kurulu üyelik ücretleri geçen yıla oranla %100 zamlandı. Yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan eski milletvekillerinin aylık gelirleri en az 200 bin lira olacak diyor gazete. Ziraat, vakıflar ve halk bankalarında Kurum dışında başka kamu görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin ücreti 30.940 liradan 62.000 liraya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı AKP'li Uysal Halkbank Başkan Vekili görevini sürdürüyor. Eski bakanlardan Aksu ve Meclis Grup Başkan Vekili Yakut Vakıfbank Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer alacak. Cemil Ertem de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olacak. Görevlerine devam edecekler yani. Bu e, harika e, maaş zammıyla birlikte e, onlar için gayet durum iyi. Ne güzel tabii. Keşke hepimiz bu kadar e, mutlu olsak, işlerimizde aldığımız zamlarla, e, koltuklarımızı koruyarak böyle e, refah içinde çalışabilsek. Belki de bakanın e, bahsettiği e, artış budur, yüzde yüzlük zam. Çünkü enflasyonu bu kadar yukarı çekecek bir zam oranı anca e, böyle olmalı değil mi? Tarikat tuzağı başlığına da gelin bir bakalım bir gün gazetesinden. Kimsesiz çocuklar da geri, gericilerin kıskacında diyor gazete ne yazık ki. Mutlu Yuva Derneği'nin çocukları yaz kampına götürdüğü ortaya çıkmış. Skandala tepki büyük diyor gazete ayrıntısına gelince. Eski AKP milletvekili Muzaffer Gülyurt'un yönetim kurulu başkanı, Merkez Valisi Abdülkadir Yazıcı'nın da yardımcılığını yaptığı Mutlu Yuva Derneği'nin kimsesiz çocukları yaz kampına götürdüğü ortaya çıktı. Nurcu Suffa Vakfı ile bağlantılı derneğin bakanlık ve belediyelerle imzaladığı protokolün detayları pes dedirtti. Dernek üyeleri bu protokollerle çocukları evlerine götürebiliyor. Dernek AKP'li Tuzla Belediyesi ile kimsesiz çocuklar için yaşam merkezi açılması için protokol imzalamış, skandala tepki büyürken vali haberlere erişim engeli getirmiş. Evet bir habere daha bakalım bir gün gazetesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi itiraz edince yargı dur demiş fotoğraftan anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama İstanbul'un kıymetli noktalarından biriyle ilgili haber Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın Burgaz doğusunda bulunan birinci derece doğal sit alanı statüsündeki Kaşık Adasını yapılaşmaya açma girişimine yargıdan Dur dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaşık Adası'nın sit statüsünün düşürülerek yapılaşmaya açık hale getirilmesine yönelik dava açılmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi de kamu yararına aykırı olduğunu belirterek bakanlığın yapılaşma planına ilişkin itirazı kabul etti. Mahkemenin kararını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Gökçe duyurdu. Kaşık Adası betonlaşmadan ve yapılaşmadan korundu sözleriyle. Evet, en azından şimdilik diyelim. Kaşık Adası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle betonlaşmadan kurtarılmış. Ama işte bir yer ranta açık hale geldiği keşfedildikten sonra ne yapıp edip oraya o betonunu dikmeden, biliyorsunuz rahat etmeyen bir zihniyet var. Dileriz Kaşık Adası'nın başına böyle bir şey hiç gelmez. Bu mahkeme kararı gerekirse başka mahkeme kararlarıyla Kaşık Adası ...korunmaya devam eder. Evrensel gazetesine de gelin bir bakalım. Evrensel'in bugünkü manşeti. Ücret zamları ilk aydan sıfırlandı. Zaten biliyoruz biz bunu değil mi? Gayet iyi. Erdoğan eliyle yapılan vergi zamları ve seçim sonrası... ...serbest bırakılan dolar kuru nedeniyle... ...enflasyon Temmuz ayında rekor kırdı. Türkiye Statistik Kurumu verilerine göre... ...enflasyon aylık %9,49... ...yıllık %47,83... ...aralık Temmuz döneminde %31,14... Emekli ve memura verilen 25 zam bir ayda buhar oldu. En az enflasyonuysa yıllık yüzde 122,8'i gördü. TÜİK'in doğal gaz fiyatını kağıt üzerinde 97 aşağı çekerek aylık enflasyonu yüzde 2 düşürmesi ise tepki çekti. Hazine ve Maliye Bakanı enflasyon artışının en az 8 ay daha süreceğini söyledi. Ve enflasyonla boğulan emekçilerden bu yıl 880 milyar lira daha vergi tahsil edilecek ne yazık ki. Bir de karikatür var. 90'lı yıllarda enflasyon çok konuşulurdu biliyorsunuz. Gündemin ilk maddesiydi. Hatta bugünlerde tekrar sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Aslında çok ilginç bir Türkiye tablosu sunuyor bize. Bugün biz enflasyon sorununu nasıl ele alıyoruz? Siyasetçilerin yaptığı enflasyonla ilgili açıklamalardan ne öğrenebiliyoruz, ne alabiliyoruz? Geleceğimize dair ya da hayatımıza etkilerine dair ne kadar gerçekçi değerlendirmeler duyabiliyoruz? E, o dolaşıma sokulan videolara bakmanızı tavsiye ederim. Sosyal medyada özellikle Süleyman Demirel'in e, vaktiyle enflasyonun Toplumsal hayata etkisiyle ilgili çok kıymetli tespitleri var. Son derece derinlikli ve düzgün cümlelerle aslında enflasyonun sadece fiyat artışı olmadığını, beraberinde uzun vadede nasıl bir toplumsal bozulma getirdiğini, ahlak da dahil olmak üzere bir çürümeye yol açtığını anlatıyor. Dahası Tabii bugün bilenler için, gençler için, o yılları hatırlamayanlar için çok ilginç bir tablo. Sadece görüntü bile Süleyman Demirel konuşuyor. Bülent Ecevit var yanında. Mesut Yılmaz var. Necmettin Erbakan var. Bütün liderler bir araya geliyorlar. Birbirlerini dinliyorlar. Fikirlerini dile getiriyorlar. Gündemi değerlendiriyorlar. Bugünün Türkiye'sinde yıllardır görmediğimiz şeyler hatırlarsanız e, yerel seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım karşı karşıya gelip bir yayına katılmışlardı. O bile ne kadar büyük olay olmuştu, ne kadar e, ilginç gelmişti bizlere. İşte enflasyonu e, o zaman liderler, siyasetçiler nasıl ele alıyormuş? Bugün sadece e, bir klişe laf var. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, adeta enflasyonu düşüremeyeceğiz de biz, vatandaşı ezdirmeyeceğiz ona gibi bir itiraf ki onun da zaten e, çok gerçekçi olmalı görüyoruz. Evrensel Gazetesi'nde bir de Akbelen'le ilgili haber var. Akbelen'i görmezden gelmeyelim. E, orada hala itiraz, feryat devam ediyor. Jestçileri kovaladık, sıra termikçilerde e, demişler. Akbelen ormanında ağaçlarını kaybeden ikiz köylülerin sesi bu. Topraklarına sahip çıkmaya devam ediyorlar. Direnişe desteğe gitmiş aydın Kızılca köylü kadınlar onlar da yıllar önce jeotermal elektrik santrallerine karşı benzer bir mücadele vermişlerdi. Onlar da bunu hatırlatarak demişler ki yıllarca jestlerle mücadele eden kadınlarız biz köyümüze çivi dahi çakılmasına izin vermeden ses çıkardık jeotermalcileri kovaladık biz nasıl başardıysak. Akbelen'deki kadınlar da başarabilir demişler. Evet, oradaki o mücadeleyi elbette unutmadık, hatırlıyoruz. Muğla'da da olmuştu bu arada yine benzer bir kazanım. Onu da hatırlatalım. Bir hukuk mücadelesi neticesinde orada jeotermal elektrik santralleri projelerine verilen Olumlu yöndeki çevre değerlendirme raporları iptal edilmişti mahkeme kararıyla. Bu arada şunu da hatırlatalım biz Akbelen'i takip ederken Lima Holding'in neler yaptığına isyan ederken diğer yandan o beşli çete olarak adlandırılan beş şirketten bir diğerinin Cengiz inşaatından Kaz Dağları'nda henüz dava süreci sonuçlanmamış bir bakır madeni için ağaç kesmeye başladığı haberi geldi. Bir gözümüzde de Kaz Dağları'nın artık bakacağız. Belli ki oraya da göz kulak olmak lazım. Hatay, Antakya'da dikmeceli kadınların da direnişi devam ediyor. Orada da bir toki projesine karşılar. Zeytinliklerimizi, tarım alanlarımızı alacak çünkü bu konut projesi diyorlar. Orada da toprağımızı vermeyeceğiz demeye devam ediyorlar. Yani toprağı, doğayı korumak sadece vatandaşa kaldı. Aslında anayasamız da var ee, ve o anayasa